Politürko'dan herkese merhaba. Bugün yine Doktor Ömer Atilla Ergi Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aydan Bey. Teşekkür ederim. Ömer Bey, bugün sizinle konuşmak istediğim konu, geçenlerde James Webb Teleskobu'nun yeni elde ettiği görüntüler ile ilgili kamuoyuna bilgiler yansıdı. Yine bu çerçevede yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bir takım görüntüler elde edildi. Yani galaksi görüntüleri paylaşıldı kamuoyuyla. Şimdi bu bize ne söylüyor hocam? Yani bu yeni elde edilen görüntüler gerek Big Bang teorisine gerekse Big Bang teorisinden sonra oluştuğu varsayılan nebulalara, galaksilere yeniden bakmamızı gerektiren bilgiler sağladı mı bize? Ne diyorsunuz? Evet. Aslında ben takip ediyordum bu konuyu da gerçekten ilginç bir keşif oldu. Çünkü 13,5 milyar yıl ışık yılı uzaklıktaki bir nesneye, bir galaksiye baktığınızda aslında 13,5 milyar yıl geriye bakıyorsunuz zamanda. Bunun nedeni de oradan çıkan ışık ancak dünyamıza 13,5 milyar yılda ulaşıyor. Yani biz esasında geçmişe bakıyoruz. O da çok ilginç bir şey. Zaten uzayda hangi yöne bakarsanız bakın esasında geçmişe bakıyorsunuz. Hatta burnumuzun dibindeki güneş diyelim mesela. Biz mesela gündüz vakti güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika önceki halini görüyoruz. Yani yine geçmişe, 8 dakika geçmişe bakmış oluyoruz. Şimdi buradaki çok ilginç bir şey şuydu Aydoğan Bey. Bu galaksilerin, bu görüntülerin esasında oluşmuş diyelim veya tamamen olgunlaşmış bir galaksiler olduğunu gördüler. Ve astronomi açısından bu çok kafa karıştırıcı bir şey oldu. Birçok astronom şu anda hayretler içinde. Neden Çünkü hocam? şöyle misal vereyim. Çünkü 300 milyon yıl sonra bir şeyden Big Bang olayından 300 milyon yıl sonra aslında tamamen evren böyle gaz bulutu, toz bulutu içinde, duman içinde olması gerekiyor. Daha galaksiler yavaş yavaş böyle bebek galaksi gibi yeni yeni oluşmaya başlıyor olması lazım. Fakat gördükleri galaksiler sanki bizim Samanyolu galaksisi gibi hani milyarlarca senedir varmış gibi galaksiler var ortada. Tamamen olgunlaşmış galaksiler. Bu çok ilginç bir şey. Mesela bu konuda şöyle bir basit bir misal vereyim. Diyelim ki benim elimde bir teknoloji var. Ve örneğin işte Aydoğan Bey'in önceki hayatına bakıyorum sizin diyelim. 45 yıl öncesine gidiyorum ve normalde 3-5 yaşında bir çocuk görmem gerekirken 30 yaşında bir adam görüyorum. Evet hocam, anladım. Yani bu çok mantıksız geliyor çünkü biz biliyoruz ki Big Bang 13,8 milyar yıl önce oldu. O ilk başta sadece enerji vardı. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk atomların oluşması bile Big Bang'ten 378 bin yıl sonra başladı. Hidrojen ve helyum atomu oluştu. 378 bin yıl sonra hesaplara göre. Galaksiler de daha 300 milyon yıl sonra yavaş yavaş böyle oluşmaya başlaması lazım. Fakat dediğim gibi çok ilginç bir şey. Tamamen olgunlaşmış galaksilerle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu bana neyi hatırlattı? Biraz da şunu hatırlattı. Malumunuz üzere yaklaşık 3 milyar yıl önce dünyada sadece tek hücreli canlılar vardı. Sonradan işte 2,5 milyar yıl geçiyor. Fazla bir şey olmuyor. Yani hatta evrimcilerin o tablosuna bakarsanız o ağacına çok fazla bir şey olmuyor. Sadece böyle tek hücreli canlılar veya basit çok hücreli canlılar var. Ondan sonra 540 milyon yıl önce 2,5 milyar yıl geçtikten sonra aniden böyle Kambriyan patlaması diye bir şey, olay oluyor ve bu döneme ait binlerce gelişmiş canlı fosilleri bulunuyor. Ansızın dünyayı böyle her tarafına canlılar sarıvermiş farklı farklı. Halbuki evrim teorisine göre bu canlıların böyle yavaş yavaş milyonlarca yılda evrimleşerek
daha mükemmel bir hale gelmeleri gerekiyordu evrim açısından. Fakat bakıyorsunuz ansızın ve çok kısa bir zamanda nereden geldikleri bilinmeyen bir sürü hayvan türü dünya yeryüzünde beliriveriyor. Sanki şimdi bana şu benzetmeyi yapabilirim bu konuda. Sanki astronomide de benzeri bir ikilem, içinden çıkılmaz bir durum yaşıyoruz. Evrimcilerin Kambriyan patlaması gibi astronominin de bir Kambriyan patlaması oldu burada. Çünkü bu galaksilerin kesinlikle o dönemde olmaması gerekiyor. Fakat şu anda James Webb bunların görüntülerini aldı ve bahsettiğim gibi tamamen oluşmuş, içinde milyarlarca yıldız barındıran galaksiler var o dönemde. Bu ilginç bir keşif yani. Nasıl çıkacaklar hocam şimdi bunun içinden, yani bu problemin içinden nasıl çıkacaklar? Yani fizikçiler şunu yapması lazım. 300 milyon yıl içinde bu kadar mükemmel galaksi sistemi nasıl oluştu? Onun üzerinde çalışmalar yapmak yani lazım. Yani şunu söylüyorsunuz. Big Bang'ten yaklaşık 300 milyon yıl sonra nasıl oldu da bu galaksiler olgunlaşmış bir şekilde işte görülüyorlar şu an. Görüldüler daha doğrusu. Şimdi evet. 13.8 milyar yani Big Bang'in tam olarak 13.8 milyar yıl önce olduğu tartışılmaz bir gerçek mi hocam? Yani her şey tartışılır esasında. Fakat elimizdeki veriler çok güçlü. Çünkü iki türlü bunu hesaplıyorlar. Bir madde incelenerek, mesela jeolojik incelemeler var. Güneşin ne kadar zamandır orada olduğunu biliyoruz. Dünyanın ne kadar zamandır var olduğunu biliyoruz. Bir de işte şu kainatın genişlemesi meselesi var. Yani bir şey belirli bir hızda gelişiyorsa onu geriye çevirdiğiniz zaman, geriye doğru gittiğiniz zaman 13.8 milyar yıla varıyoruz. Bir de işte şey var, bu Cosmic Background Radiation diye bir şey var. O tamamen Big Bang'den kalmış bir kalıntı ve uzayın her yerinde bu tespit edilebiliyor abi. Peki hocam, peki yani siz nasıl açıklıyorsunuz? Yani sizin aklınıza gelen ne? Yani 300 milyon yıl içerisinde bu galaksilerin oluşması imkansız mıdır? Veya nasıl oluştuğunu düşünüyorsunuz? Yani zihninizde beliren bir teori var mı? Yani normal astrofizik kurallarına göre biraz zor görünüyor bunların o kadar çabuk oluşması. Ben konuya biraz daha çok teolojik olarak bakıyorum. Yani aklıma benim ilk bunu gördüğümde şey geldi. Kün feyekün prensibi. Ol. Yani ol diyor oluyor. Benim aklıma o geldi. Çünkü olağanüstü bir hadise var burada. O kadar kısa bir zamanda öyle mükemmel bir galaksinin oluşması astrofizik verileri açısından mümkün değil. Burada olağanüstü bir şey olması lazım. Sanki bir güç, madde ötesi bir güç de diyebiliriz buna. Belki metafizik bir güç diyebiliriz. Bu galaksileri bir araya getirdi. Çok daha hızlı oluşturdu diyebiliriz. Benim aklıma öyle bir şey geliyor yani. Anladım. Peki şunu merak ediyorum hocam. Yani bu 300 milyonda bu galaksilerin oluşmuş olması işte bilim adamları şu an şaşırtıyor dediniz. Yani bizi anlatır mısınız? Yani 300 milyon yıl içerisinde bu oluş süreci nasıl olmalıydı? Yani bu galaksilerin veya işte nebulaların yani ne olduğu varsayılıyordu bu 300 milyon yıl içerisinde ve şu an şaşkınlıkla karşı karşıya. Evet. Yani şu anda Big Bang teorisini okuduğumuzda o ilk anda zaten nokta gibi bir şey var kainatın ilk başlangıcında. Hatta noktadan çok daha küçük de biz öyle tabir ediyoruz. Ve o tamamen enerjiden oluşmuş. Artık o kadar yüksek bir enerji var ki düşünün, yani bazılarına göre 12 trilyon derece ısı vardı diyor. Ve yoğunluk diyor infinite, yani sonsuz bir yoğunluk gibi bir şey vardı diyor. Yani bunu fizikle açıklanması esasında çok zor bir şey. Ve o ilk başlangıç anına da Planck uzunluğu diye bir mesafe var. İşte 10 üzeri eksi 43 sıfır eklemeniz gerekiyor.
Saniyenin o kadar da biri bir zamanda ve o kadar bir uzunluktan başlamış evren. Tamamen enerji. O ilk genişleme başladıktan sonra kainat soğumaya başlıyor. Evren soğumaya başlıyor. Ve soğurken her tarafta esasında böyle elektronlar, fotonlar uçuşuyor. Sürekli birbirine çarpıyorlar. Bazen kaynamalar oluyor bu elementlerin arasında. Fakat yine de ısı çok olduğu için atomlar oluşamıyor. Yani atom çekirdeği oluşamıyor diyelim. Çünkü atom çekirdeğinin oluşması için işte protonlar, nötronlar birbirine bağlanması lazım. O ilk, belki o ilk nokta anında şöyle diyebiliriz, bazı görüşlere göre veya fizik teorilerine göre diyorlar ki o işte o ilk çorbada, radyasyon çorbasında sadece kuark ve gluonları oluşturan bir plazma vardı, bir enerji plazması vardı. Fakat o genişlemeden sonra kainat soğudukça, yani o boşluk oluşuyor artık, uzay oluşuyor. Kainat soğudukça yavaş yavaş atomlar oluşmaya başlıyor. Ve ilk atomların oluşması, biraz önce bahsettiğim gibi, büyük patlamadan 378 bin yıl sonra ancak atomlar oluşmaya başlıyor. Ve bu evreden sonra ve ilk oluşan atomlar da zaten sadece hidrojen ve helyum atomları. Günümüzde de zaten evrenin, yani maddenin büyük çoğunluğu şeydir, hidrojendir. Belki dörtte biri de helyum diyebiliriz. Çünkü yıldızların bütün baktığımızda, incelediğimizde büyük çoğunluğu her zaman hidrojendir. Bir kısmı da helyumdur. Diğer maddelerden, elementlerden çok az miktarlarda var. Çünkü onlar çok daha sonra, milyonlarca sene sonra oluşmuş onlar. Ve galaksi oluşumu için yani o takip edilen tabloya baktığımızda biz o atomların oluşmasından sonra diğer elementler oluşacak, ondan sonra evren gaz ve toz bulutu haline gelecek. Belki 200-300 milyon yıl sadece sanki böyle sis gibi, görüntüsü pek olmayan, dumanımsı bir halde duracak. Toz bulutu gibi, duman gibi bir halde duracak kainat. Ancak ondan sonra o işte toz parçacıklarının, gaz parçacıklarının çekim gücü dediğimiz şeyle yavaş yavaş birbirine doğru çekilmesiyle artık böyle yıldızlar, gezegenler, asteroidler, diğer şeyler oluşmaya başlayacak. Ve bu, yani gelişmeye baktığınızda, zaman açısından baktığınızda en az 300 milyon yıl alıyor, en az. Fakat biraz önce bahsettiğim gibi 300 milyon yıl sonrasına bakıyoruz bugün. Çok ilginçtir. Tamamen mükemmel bir şekilde oluşmuş galaksiler görüyoruz. Bu nedenle o kadar kısa sürede bunların oluşması astrofizik açısından çok büyük bir soru işareti. Yani onun üzerinde bayağı çalışılması gerekiyor gibi. Evet. Bu konuda işte soru sormaya başlayan, şaşkınlıklarını ifade eden bilim adamlarına rastladınız mı hocam? Evet evet, ben makaleleri okuyorum, şaşırıyorlar. Yani bazıları işte biraz önce bahsettiğim gibi, yani dünya tarihindeki Kambriyan patlaması gibi bir şey diyorlar. Nasıl açıklayacağız diyorlar. Tekrar laboratuvarlara dönüp bazı deneyler yapmamız gerekiyor gibi ifadeler gördüm. Evet. Anladım, anladım. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugün James Webb Teleskobu'nun, yani Big Bang'den yaklaşık 300 yıl sonra oluşmuş galaksilerin görüntülerini elde etmesiyle birlikte astronomların karşı karşıya kaldıkları soruları ve sorunları anlattınız bize. Bu çok evet, önemli bir gelişme. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani şöyle düşünüyorum ben, bu evet, teleskoptan belki bizim elimize çok ilginç veriler çıkabilir. Yavaş yavaş geliyor, siz de farkına varmışsınızdır. Evet. Daha ne kadar geriye gidebilirler onu bilmiyorum. Yani ne kadar uzağa bakabiliriz. Gayet daha da Big Bang'e yakın bir noktaya kadar bakabilirsek,
Normalde biraz önce bahsettiğim gibi belki hiçbir şey görmeyebiliriz, göremeyebiliriz. Çünkü tamamen karanlık ve bulutlardan, bir tozdan, bir dumandan oluşan bir evrenle karşı karşıya Anladım. Kalabiliriz. Yani ışık Anladım. Çıkaran bir şey yok. Anladım. Fakat belli olmaz. Gene ilginç şunu tablolar da, var. Siz şunu da söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bilim şunu söylüyor yani... evren aslında tamamıyla rastlantısal bir şekilde kendiliğinden oluştu. Yani Big Bang diye bir patlama var. Bu patlamadan sonra yaşanması gereken süreçler şunlardı diye teorik olarak bunu düşündüler. Ama bugün elimizdeki fotoğraflar bu tasavvurun aslında yanlış olduğunu bize gösterdi. Ve siz şunu söylüyorsunuz, evet. Teolojik açıdan baktığınız zaman aslında bunun zannedildiği gibi böyle tesadüfen, rastlantısal bir şekilde oluşan bir süreç değil ama Allah'ın işte ol demesi üzerine gerçekleşmiş bir süreç olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu da ifade ettiniz. Evet, yani evet. Aydan Bey, orada bir kontrol var. Biz bunu görüyoruz. Hı-hı. Yani kontrolsüz bir şekilde kainat oluşmuyor. Bizim farkına Hı-hı. vardığımız bu. Yani o tesadüf şeyini kullananlar sadece ateist bilim insanları diyebiliriz. Fakat genelde fizikçilerde çok o şey yok. Yani tarihin en büyük fizikçileri her zaman bir düzene, bir intizama işaret ediyorlar, bir yaratıcıya işaret ediyorlar. Çünkü hangi fizikçiyi okursanız okuyun, bakın o Big Bang olayından hemen sonra kainatın o bir düzene, bir intizama girmesine fine tuning diyorlar. Yani ince ayarlar çekiliyor. Hı-hı. Orada ve belirli bir kanunlar oluşuyor. Kanunlar kendi kendine oluşturmaz. Hı-hı. Hani bazıları diyor ya işte güneş sisteminin oluşumunda işte o küçücük havada uçuşan parçalar, taşlar, toz bulutları birbirine çarpışa bir araya gelmişler. Yavaş yavaş işte dünyayı, ayı, çeşitli gezegenleri oluşturmuşlar. Böyle çok basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar da fakat orada bir kanun var. Onları bir araya getiren, o şekle sokan, ondan sonra güneş etrafında belirli mesafelerde, belirli hızlarda dolaştıran, yörüngelere yerleştiren bir sistem var, bir kanun var. Ve kanunlar kendi kendine oluşmaz. İşin daha da önemlisi şu, Big Bang öncesine baktığınızda, yani isteyen istediği yere araştırabilir bu konuda. Yani şu andaki elimizdeki veriler bize şunu gösteriyor, Big Bang öncesi diye bir şey yok. Hı hı. Hani... Yok derken yani böyle bir boşluk da yok. Yok da yok, uzay da yok. Yani Big Bang uzayın içinde bir noktada oluşmamış. Uzay yokmuş zaten. Big Bang tamamen zamanda bir noktada oluşuyor. Ve Big Bang'le beraber zaman da başlıyor. Yani bunu siz tesadüflerle, rastgelelikle açıklamanız mümkün değil. Burada bir yani tedbir var, burada bir idare var, bir kontrol var. Bütün bunlar bize bunu gösteriyor. Galaksi oluşumu da bize bunu gösteriyor. Çünkü o galaksi oluşması da muhteşem bir şey. Yani normalde bir şey patladığı zaman patlama ifadesini biz normalde fizikçiler kullanmaz da o kainat çok hızlı bir şekilde şişerken mesela uniform diyoruz. Her tarafa aynı miktarda dağılması lazım o. Mesela siz silahtan bir av tüfeği diyelim. Orada fişeği patlattığınızda içindeki o küçük bilyeler aynı süratle toplu halde hareket eder. Ve yavaş yavaş o sürtüşmeyle, yer çekimiyle aşağı doğru eğilmeye başlarlar ve birbirinden ayrılmaya başlarlar yavaş yavaş. Fakat evrende galaksiler oluşurken biz bunu görmüyoruz. Madde adeta o hızla genişlerken aynı zamanda aralarında gruplar oluşturmuş. Grup grup hale gelmişler. İşte o gruplardan da galaksiler oluşmuş. Yani bu tesadüflerle açıklanacak şeyler değil bu tablolar. Tamamen orada bir kontrol, bir idare var. O da işte çok büyük bir kudreti, bir ilmi gösteriyor. Evet. Şimdi hocam yani ayın mesela yeryüzüne olan yakınlığı, dünyanın güneşe olan uzaklığı, yani nasıl oluyor da yani bu kadar milimetrik
bile sapma yok. Yani çok milimetrik sapmaların olması durumunda yeryüzünde hayatın başlamasının mümkün olmadığını biliyoruz. Yani o şekilde bir tasarlanmış ki yani dünya yaşama elverişli hale gelmiş. Şimdi Evet. nasıl bir şey var yani zihninizde hocam, nasıl bir şey var yani, bu nasıl oluyor? Yani bu Allah'ın bu icra sanatının nasıl gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? Yani bu kadar böyle ince hesaplar sizce nasıl oluyor kainatta? Yani Bu şöyle yani düşünüyorum, kainata baktığımızda aslında biz çok büyük bir matematikçiyi, çok büyük bir fizikçiyi, çok büyük bir kimyageri, mükemmel yani, çok büyük bir biyoloğu görüyoruz. Çünkü bilim insanları şunu söylüyorlar, daha kainat ilk baştan başladığından itibaren, yani 13,8 milyar yıl geçmiş ama bütün o sürede esasında sanki bir hedef koyulmuş, bu kainat öyle bir duruma getirilecek ki içinde canlılar barındırılacak. Adeta büyük bir plan. Yani 13,8 milyar yıllık bir plan yapılmış, bir program yapılmış ve o canlıların var olabilmesi için ne gerekiyorsa kainatın içine yerleştirilmiş. Bunlar kanunlar olsun, fizik kuralları olsun, biyoloji kuralları olsun. Ne gerekiyorsa sizin de bahsettiğiniz gibi milimini milimine yerleştirilmiş. Hatta bu ilk baştan başlıyor. Mesela GUT diye bir theory var. Grand Unified Theory. Evren mesela dört kuvvet üzerine kurulu. O kuvvetler olmadan denge gidiyor. Hiçbir şey kalmaz evrende. İşte onlardan birisi elektromanyetik güç. Diğeri strong force diyorlar. Nükleer güç. Zayıf güç var. Bir de gravity dediğimiz çekim gücü. İşte o ilk anda o küçücük noktanın içinde, Planck uzunluğunun içinde bütün bunlar bitişikmiş, bir aradaymış. O dört güç, dört kuvvet. Kainatın işte ilk genişlemesiyle birlikte gravity dediğimiz, çekim gücü dediğimiz şey o dört güçten ayrılıyor. Üçe bir kalıyor. Ve zamanla yavaş yavaş diğer güçler de ayrılıyor. Elektromanyetik Anladım. güç. Ve kainat onların dengesiyle böyle bir mükemmel bir hale geliyor. Ve bu güçlerin o ayarları, kuvvetleri o kadar dengeli ve hassas ki ufak bir oynamayla bile kainatın sonu gelebilir. Mesela nükleer güç biraz zayıflasa atom dağılır. Gluonlar var mesela atomun çekirdeğini bir arada tutan işte o protonları bir arada tutan bir güç var. O dağılsa veya gücünü kaybetse bütün evren dağılıverir. Çok ilginç bir şey. Ve hepsi hassas bir şekilde yerleştirilmiş. Bunun için de çok yani biraz önce bahsettiğim gibi müthiş bir matematikçi lazım. Müthiş bir fizikçi lazım ki oraya o kuralları en hassas bir denge halinde yerleştirsin. Bunun arkasında da işte biz Cenab-ı Allah var diyoruz. Yani ilmi, kudreti sonsuz bir varlık var diyoruz. Bunu kabul etmeyenler onun yerine alternatif bir açıklama getirmeleri lazım. Yani tesadüflerle bu iş açıklanabilecek mesele değil. Yerine başka bir şey getirin. De, şu nedenle bu oldu demeleri lazım bize. Ki öyle bir yok. Öyle bir Anladım. neden yok. Evet. Anladım hocam. Şimdi biraz önce yani fizik metafizik ayrımı yaptınız hocam. Evet. Yani şimdi yani Allah'ın mekandan ve zamandan münezzeh olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani fiziğin ötesinde bir varlık olduğunu biliyoruz. Ama bir taraftan da yaratılmış olan her şeyin bir sonu olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla yaratılmış olan her şeyin fiziğe dahil olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani buna melekler de efendim diğer yaşam formları da yani dinlerin bize bahsettiği diğer yaşam formlarını da içine katarak yaratılmış oldukları, dolayısıyla sonlu oldukları ve bu yaratılmış olan evrenin içerisinde değerlendirilmeleri gerektiğini düşünebilir miyiz? Dolayısıyla bize göre metafizik
gibi gözüken bazı şeyler aslında belki fiziğe dahil ama biz bunları göremediğimiz için yani insanın beş duyuyla algılayamadığı ve tanımlayamadığı şeyleri belki biz geçmişte metafizik olarak tanımladık. Bu konuya yeniden bakılması gerekir mi sizce hocam? Çünkü geçen şey dediniz yani insanoğlu ışık hızına ulaştığı zaman bütün bir kainat tek bir çizgi halinde belki gözükecek ama Tek zaman bu boyut. kez evet zaman bu kez üç boyutlu hale gelecek. Buna ne diyorsunuz hocam? Yani fizik metafizik ayrımı yapmak gerekir mi sizce? Tabii Allah'ın varlığını ve farklılığını bir tarafta tutarak. Şimdi öncelikle belki şunu söylemem gerekiyor. Biz metafizik, fizik derken Cenab-ı Allah'ı sizin de bahsettiğiniz gibi onu bu iki kategorinin içine de koymuyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah ne fiziktir ne metafiziktir. Metafizik. Bizim tanımlayamayacağımız bir varlıktır Cenab-ı Allah. Metafizik Çünkü derken varlığı hocam görüyor. nasıl bunu kavramsallaştırırız? Ve Allah'ın varlığını. yok, hayır metafizik dediğimiz şey bunu kavramsallaştıralım. Yani neyi sokuyoruz bu metafizik tanımının içerisine? Metafizik tanımının içine en basit şekilde şöyle söyleyebiliriz. Dünyada veya evrende bizim bildiğimiz fizik kurallarına göre elementlerden yapılmış. Yani en aşağı kadar inebiliriz artık buna. Artık gravitonlara kadar girebiliriz, kuarklara kadar gidebiliriz, parçacıklara kadar girebiliriz. Bunların hiçbirinden yapılmamış olan yani maddenin ötesi varlıklara biz metafizik diyoruz. Mesela ruh öyle bir şeydir. Ruh bizim anladığımız hiçbir fiziki kavramlardan oluşmuş bir şey değil. Ruh tamamen farklı bir şey. Biz ruha metafizik diyebiliriz. Fakat daha önce sizle konuşmuştuk. Melekler ve cinler meselesine gelince benim şahsi görüşüm farklı. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların neden yapıldıklarını söylüyor. Ve bahsettiği şeyler esasında bir Fiziğe nevi dahil ve maddeye dahil şeyler. fiziğe dair. Yani nurdan yapıldı dediğinde, ateşten, dumansız ateşten yapıldılar dediğinde bir maddeden bahsediyor. Yani ruh dediğimiz kavramla farklı şeyler. Yani cinlerin de ruhları var. Meleklerin de ruhları var. O da ayrı bir metafizik boyutları. Fakat bir fizik boyutları da var. Zaten onun için meleklerin işte dünyaya geldiğini, cinlerin de dünyada dolaşabildiğini biliyoruz. Bu konuda bir sürü rivayetler var. Hatta insanlar görebiliyor onları. Hani geçen programda siz bunu sormuştunuz. Esasında sorunuz oydu da başka biraz farklı bir ifadeler kullandıydım ben o zaman. Yani melekler, insanlar meleklerle gerçekten iletişime girebilir mi? Siz oraya getirmek istediniz. Adıma göre niye giremezsin? Yani şöyle düşünüyorum ben Cebrail aleyhisselam o sadece peygamberlere geliyordu mesaj için, ilahi mesajı iletmek için. Fakat Cibril hadisinde çok meşhur Hazreti Ömer'den rivayet edilir. Orada insan vücudunda alarak, insan şekli alarak geldiğinde birçok insan gördü onu. Diğer sahabiler peygamber değildi, onlar sahabiydi. Ve hepsi gördüler, bedenen gördüler. Yani bu bize şunu gösteriyor, aldıktan o mümkün. Yani belki insanoğlu meleklerle de iletişime girebilir. Cinlerle zaten girdiklerini biliyoruz. Ve neticede benim anlayışım şu, yapı itibariyle, özleri itibariyle esasında onlar da fiziksel varlıklar. Fakat nelerden yapılmış, yani elementleri inersek onu Anladım. bilmiyoruz olarak ama bir çeşit enerji olabilir, bir çeşit radyasyon olabilir, bir çeşit foton olabilir, bilmiyoruz melekler mesela. Fakat onlar da bizler gibi hem maddi ve hem metafizik varlıklar olduğunu Anladım. düşünüyorum ben. Ben öyle Anladım. düşünüyorum. Evet. Belki hocam günün birinde insan ruhu da belki anlaşılabilir. Yani Kur'an her ne kadar size ondan çok az bilgi verilmiştir diyor değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de o az bilgi verildi dediği kadar anlaşılır. Yani Onun belki ötesine gidilemeyebilir ama o kadarı belki anlaşılır. Yoksa hiç bilgi verilmedi derdi. Evet, Değil belki mi? kısmını belki anlayacağız. Evet.
Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten istifade ettik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? O şey meselesi vardı, eğer vaktiniz varsa kısaca onu bir geçebiliriz üzerinden. Hangisi hocam? Ebabil kuşları ile ilgili Ha, mi? geçen hafta çünkü bir iki Tamam. soru geldi. Çok Tamam. kısa isterseniz bir şey Lütfen. yapabiliriz onu. Tamam. Peki. Şimdi burada ben hatırlıyorum, bir iki soru gördüm de arkadaşlardan. Bir tanesi şuydu: Arapça uzmanları ve eski mealciler suredeki tayran ifadesinin kuş olmadığını bilmiyorlar mıydı diye bir soru gelmiş. Evet. Hatta bazıları bu süreleri çıkarmışlar, kaç tane ayette kuş ifadesi geçiyor diye. Mesela bir arkadaş bana tweet bile attı bu konuda. Şimdi oradaki tayir kelimesi, daha önce de söyledim, zaten kuş demek. Tayir kuş demek Arapçada. Fakat Arapça Türkçe'ye benzemiyor. Mesela biz de kuş diyoruz, uçan bir şey diyoruz. O iki ayrı farklı Tabii. kelime kullanıyoruz. Fakat yine Türkçe'de mesela uçmak var, ama uçak dediğinizde bir nesneden bahsediyorsunuz bu sefer. Gene Tabii. o uç kökeninden geliyor, uçmak kökeninden geliyor, değil mi? Hocam Şimdi Arapçada kelebek de uçar, kelebek de uçar, kuş kelebek da de uçar, uçar. sinek de uçar. Evet. Kesinlikle. Ve ben o ayetlere baktım. 17 ayette kuş ifadesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Fakat hepsinde tayir. Mesela örneğin Kesinlikle. tayri, tayru, kuş kelimesinin türevleri olarak geçiyor. Çoğulu, tekili. Fakat hiçbirinde tayran yok. Tayran bir şeyde var, Fil suresinde. Bir de başka bir surede karşılaştım. O da çok ilginç, tayran kelimesine. Ve oradaki ifade de beni hayrette bıraktı diyebilirim. Orada da diyor ki, Hazreti İsa'dan bahsediyor. Ali İmran 49 olacak hatırladığıma göre. Hazreti İsa diyor ki, ben diyor şu çamuru alırım yerden, onu kuş şekline sokarım diyor. Tamam. Ondan sonra üflerim ona diyor. Rabbimin izniyle uçuverir diyor. Bak, hayran aynı orada onu kullandı. Gene uçmayla ilgili bir şey. Fakat bazıları yine onu çevirirken mealde kuş oluverir diye çeviriyorlar. Halbuki uçuverir diyor orada. Uçar hale gelir diyor. Ve bir nesneden bahsediyor. Bakınız, çamuru diyor, bir şekle sokarım, üflerim bir mucize olarak. O diyor uçuverir. Sadece iki yerde var tayran. Ve tayran, bahsettiğim gibi, tayran esasında kelime itibariyle uçan şey demek. Uçuyor demek. Mesela İngilizce'de flying dediğiniz zaman Arapça'ya çevirin, tayrandır. Tayır kuş. Tayır kuş demek. Tayra uçak demek Arapçada. Ama tayran, hayran uçan Hocam demek. Farklı şeyler yani. Allah kuş demeyi murad etseydi kuş derdi zaten o ayette. Yani özellikle Direkt Allah kuş derdi. söylemiş. Evet, Çünkü aynen dediğiniz kuş gibi. dese, kuş diyecek olsa yani olayın içeriğini anlatmayacak hadise. Yani siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Allah yıldız demek istediği zaman necim diyor mesela, kevkep demiyor ama asırlarca mesela kevkep yıldız diye Halbuki gezegen. gezegen Kevkep demiyor mesela. gezegen. Yani mesela yani bu biraz şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Yani geçmiş yüzyıllarda yaşamış olan kıymetli müfessirlere saygısızlık olmasın diye mesela meallerde bu şekilde tutulmuş olabilir ama Aynen. bugün baktığımız zaman hocam aslında çok hayati şeyler. Yani çünkü Tabii. insanların mesela yorumlara bakın hocam. YouTube'da mesela arkadaşlarımızın yaptığı yorumlara bakın. Ne Çok kadar güzel. mesela Allah razı olsun. evet yani imanımız tazelendi diyor mesela insanlar. Yani Allah ilmi boş boşuna tavsiye etmiyor hocam. Anlatabiliyor muyum? Evet, Yani evet. Kur'an'da geçen her kelime başlı başına bir önem arz ediyor. Size yani çok teşekkür ederim. Mesela o çok bence Aynen. önemli bir detaydı. Siz onu şey yaptınız. İnşallah İngilizce de yaparız hocam bu programı. İnşallah, inşallah. Hatta şöyle bir şey gördüm Aydan Bey. Bir arkadaş şey yazmış: niye her şeyi bilimsel olarak açıklama kalkıyorsunuz? Çalışıyorum. Olduğu gibi kabul edin falan da. Yani ben, bir cevap yazıldı mı bilmiyorum da o arkadaşa. Şöyle düşünmek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'in biz ezeli ve ebedi bir kitap olduğunu, Allah kelamı olduğunu kabul etmiyor muyuz? Ediyoruz.
Kur'an-ı Kerim o zaman sadece 1400 yıl önce yaşayan insanlara mı indi? Kur'an-ı Kerim her devre hitap ediyor. Belki bizden 1000 yıl sonra hayat olursa dünyada o insanlarda çok daha farklı yorumlar ortaya Kesinlikle. Yani çıkacaktı. şimdi Evet. kara delikleri biz eğer bu yüzyılda öğrenmiş olmasaydık hocam, Kur'an-ı Kerim'de mesela kara deliklere ilişkin referans veren ayetleri anlayamazdık ki hocam, yorumlayamazdık ki. Yani Evet. bugünün bilgileriyle baktığımız zaman Kur'an kendisini açıyor insanlara. Dolayısıyla Evet. mesela bizim bugün de anlayamadığımız bence ayetler vardır kesinlikle. Yani onu belki ileride Kesinlikle. başka insanlar anlayacak. Mesela Kehf suresinde geçen o mağarada Evet. yaşanan şeye baktığımız zaman bence orada da hala hocam anlayamadığımız bazı ayetler var. Yani ışık Kesinlikle. hareketleriyle ilgili bir şey var orada. Tabii. Yani yarın hocam, yani sizin bu bahsettiğiniz konulardan etkilenen genç arkadaşlar, ilahiyatçılar, belki onlar başka bir şey yapacak, başka bir şeyler bulacaklar. Bence Tabii. yarışmalar çok kıymetli. Yani şöyle de müsaadenizle Tabii. Aydan Bey, şöyle de düşünebiliriz. Yani şimdi bazıları diyorlar ki eski mealciler niye böyle yazmamış? Ya her alim döneminin çocuğudur. Öyle bir Tabii. şey var. Şimdi biz alim falan değiliz ama yani bazı şeylere bakıp elimizde daha çok imkanlar var. Çünkü o alimlerin bizler için bıraktığı müthiş eserler var. Fakat bazı müteşabihata ait noktalara baktığınızda insan mantıken otomatikmen öyle düşünür. Yani o devirde 1000 yıl önce yaşayan bir insanı düşünün, havada uçan dediği zaman Kur'an-ı Kerim, o insanın aklına ne gelecek? Kuş İlk bile şey tabii ki kuş hocam yani. gelecek. Başka hiçbir şey gelemez. Mesela Muhammed Abdu 100 sene önce yaşamış bir alim. O diyor ki onlar diyor kuş değildi, sivrisinek gibi bir canlılardı diyor. Ve biyolojik bir hastalık atıyorlardı diyor. Yani o da ayrı bir yorum yapıyor bu konuda. Yani arkadaşlar şunu yanlış anlamasınlar. Biz Aydoğan Bey'le yaptığımız birçok programlarda evrende meydana gelen her hadisenin ister minicik kuantum dünyasında olsun, ister galaktik çapta olsun, her şeyin Allah tarafından yaratılıp idare edildiğini defaatle ifade ettik. Fakat şu gerçeği de unutmamak lazım. Allah bu alemde kudretinden çok hikmetiyle iş yapıyor. Meydana gelen her olayı sünnetullah dediğimiz doğa kanunlarına bağlamış. Evet, genelde belki her şey esbab dairesi içinde cereyan ediyor. Fakat bu sebeplerin hepsinin sebebi de müsebbibül esbaptır, Allah'tır. Onun için ben yani burada yaptığımız yorumlar tamamen müteşabihata ait şeyler. Kur'an-ı Kerim'de mesela muhkem ayetlere yorum getirmeye çalışmaktan Allah'a sığınırız biz. Tabii ki. Maalesef apaçık, direkt. Onun için yani burada biz haşa böyle dini güncelleme gibi bir gayret içine girmiyoruz. Allah'a sığınırız bundan. Sadece bazı ayetleri, müteşabihat ayetleri günümüzün bilimsel verileriyle yani o veriler ışığında yorumlamaya çalışıyoruz. Ve bu bence bu büyük bir ihtiyaç dönemimizde. Kesinlikle. Siz de bahsettiniz yani. Tabii ki, tabii ki hocam. Hocam çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. yorumlarınız için. Değerli izleyiciler, bugün yine Doktor Ömer Atilla Ergebey'i programımızda ağırladık. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.